Biz o zamanlar A dergisini çıkarmakta olan genç yazarlar, şairler, yani Adnan Özyalçınlar, Kemal Özer, Erdal Öz, ben, Ergin Ertem, Hilmi Yavuz, Demir Özlü ve daha birkaç arkadaş, bir idare yerimiz, bir yönetim yerimiz olmadığı ve dergiyi de kendi öğrenci cep harçlıklarımızdan çıkardığımız için genellikle oradaki küçük kahvelerde buluşurduk. Bir anlamda bu kahveler derginin yönetim yeriydi. O küçük kahvede bir gün otururken, daha doğrusu ben içeriye girdiğimde, orada o ana kadar tanımadığım, görmediğim biriyle karşılaştım. Tanıştırdılar. Dediler ki Yılmaz Bütün. Şimdi Yılmaz Bütün'ü ben tabii imza olarak hatırlıyorum. Benim hatırlamam da doğal. Çünkü ben aslen Antepli olduğum için Antep Adana yakınlığından ötürü Adana'da çıkan çeşitli sanat dergileri Antep'e gelir. O sanat dergilerinde yazan arkadaşlar zaman zaman Antep'e gelirler ya da biz Adana'ya gideriz. Dolayısıyla Antep'te ve Adana'da yazıyla uğraşan kişiler arasında kendiliğinden oluşan bölgesel bir yakınlık, tanışıklık vardı. Biz daha yakından takip ederdik doğal olarak. Örneğin Salkım dergisini Adana'da çıkan. Dolayısıyla Yılmaz Bütün ismi bana bir şey söylüyor ama ne söylediğini de tam çıkaramıyorum. Yani bu öykü mü yazıyor, şiir mi yazıyor, nedir? Deneme mi, eleştiri mi? Tam çıkaramadık. Adanalı yazarların büyük bir kısmı şair oldukları, hele hele Adana, Mersin böyle Akdeniz duyarlılığı içinde şiir yazmayı daha çok sevdikleri için dedim ki bu da olsa olsa şairdir ve dönerek onunla ilgilenmiş olmak için şiirlerinizi izliyorum dedim, okuyorum dedim, buna benzer bir şey söyledim. Birdenbire o böyle uzun leylek gibi ve ayakkabıları tozlu, yüzü hafif kararmış o şeyde, o insanda böyle ani bir öfke pırıltısı hatırlıyorum. Yani sonraki yıllarda onu hep hatırlamışımdır. Ve oldukça sert bir tonla bana ben şiir yazmıyorum, öykü yazıyorum dedi. Ben böylece bir pot kırdığımı anladım. Böylece hem onun yazdıklarını okumamış olduğum ortaya çıktı, hem onu gereğince tanımadığım ortaya çıktı. Böylece onunla ilgilendiğime de bir parça pişman oldum doğrusu. Keşke dedim hiçbir şey söylemeseydim. Neyse ama böylece tanıştık Yılmaz Bütün'le, Yılmaz Güney'le. Yılmaz'la ilgili en çarpıcı anım aynı zamanda Türk sineması bakımından da bence çok önemli bir dönüm noktası oluşturan Umut filmiyle ilgilidir. Perdede bir faytonun içinde şalvarıyla oturmuş, şöyle kaykılmış oturan Yılmaz Güney'in yüzü göründü eğri şapkasıyla. Daha o ilk görüntüden itibaren ben müthiş etkilendim. Bunun ne olduğunu şimdi anlatmam zor. Yılmaz Güney'in tabii sinema dehasında bence aramak lazım bunu. Sinema dehası derken şunu kastediyorum. Görsel olarak bizi olayın içine katan, yani birdenbire o olay o anda karşımızda oluyormuş duygusunu veren o görsel ustalık. Bunun tabii ne olduğunu anlatmak kolay değil. Yani bir yönetmen tabii bunun gizini ya da sırrını bilir. Ama gerçekten iyi tanıdığım Adana, sıcak Adana şeyinin, istasyon meydanının orada bekleşen faytonculardan biriyle karşı karşıya kaldığını hissettim. Onun dünyasına birdenbire girdik. Ve o noktadan itibaren beni son derece şaşırtan biçimde film devam etti. Niçin şaşırtan biçimde diyorum? Çünkü daha önce gerçekçi olduğu farz edilen bir takım filmler yapıldı Türkiye'de. Ama bugün seyredildiği zaman fark edilecektir ki bu filmlerde gene de bir nasıl diyelim, yapay Yeşilçam ortamı duygusundan kurtulmak çok zor olmuştur. Bence sinemamız bakımından en önemli özelliği bir edebiyatçı oluşuyla bir sinemacı oluşunu birleştirebilmiş olmasıdır. Böylece Yılmaz'ın kendisinin yönettiği filmlerde, diyaloglarda olağanüstü bir yalınlık ve aynı zamanda insanı rahatsız etmeyen bir düzey görürsünüz. En halktan insanları konuşturduğu şeylerde bile çok dikkatlidir o üslubu doğru kurmaya. Ona göre hareket etmeye. Üslup yanlışlıklarını, diyalog yanlışlıklarını görmezsiniz filmlerinde. Bu edebiyatçılığından gelen bir özendir. Bizim için meydan okumaydı bu. Çünkü o yıllardaki tartışmalarımızı hatırlayanlar bilirler.
genellikle Türk sinemasında bir yapaylığın, yetersizliğin, toplumsal olayları yeterince anlatamamanın ve bir takım şeylerde taviz vermenin, fazla ticariliğin karşısında olan bir avuç genç insandık o zaman sinematik çevresinde. Dergide de bununla ilgili yazılar çıkıyordu ve o zamanlar bizi sürekli olarak yabancı sinemanın uşaklığıyla suçluyordu Türkiye'den bazı sinemacılar. Çünkü biz eğer Türkiye'de yapılan filmleri beğenmiyorsak demek ki biz doğal olarak yabancı sinemanın uşağıydık. Yani kültür emperyalizminin ajanları, bu isimleri bizim için kullanan yönetmenler az değildi. Tabii sevincimiz bununla iki katlanmış oluyordu. Çünkü biz gerçek anlamda inandığımız bir sinemanın da sevdiğimiz ve sonuna kadar savunabileceğimiz bir sinemanın da böylece Türkiye'de yapılmakta olduğunu görüyorduk ve kimse de kalkıp bu sinemanın yabancı sinema olduğunu falan söyleyemezdi.